LGS'ye son 6 gün herkes merak ediyor. Ya bir hafta kaldı ama bu LGS nasıl olacak? Soruları hazırlandı mı? Sorular daha mı zor olacak? Daha mı uzun olacak? Daha mı moral bozucu? Daha mı kolay? Herkes merak ediyor. Sizlerin de yorumlarınızı okuyoruz. Bugün sizlere bu sorunun cevabını vereceğiz. Ve tabii ki yine günün yorumunu da cevaplayacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim ki 6 Haziran'da sınavımızın tarihi belirlen. Çünkü 6 Haziran'da yapılacak olan sınavın tarihi değişmeyecek, ertelenmeyecek. Milletin Bakanlığı yetkilileri önceden mutlaka önlemlerini aldılar. E, sınavda gözetmenlik yapacak olan kişiler belli bir karantinaya girdiler. Yani önceden hazırlandılar yani hiçbir şekilde başka bir dış dünyayla temasa geçmediler ki öğrencinin karşılarına tertemiz sağlıklı bir şekilde sınav kitapçıklarını getirelim istediler. Dolayısıyla sınav tarihimiz 6 Haziran bu kesin. İkincisi arkadaşlar ikinci güzel önemli bir haberi vermek istiyorum. Kontenjanlar artırıldı arkadaşlar. Kontenjanlar artırıldığı için bu seneki sınavdaki öğrenciler çok avantajlı. Neden avantajlı? Bakın buraya bir artı koyuyorum. Neden artı koyuyorum? Çünkü geçen sene sınava 1 milyon 800 bin kişi girmişti. Bu sene ise daha az kişi giriyor. Neredeyse bunun yarısı kadar insan giriyor. Ama kontenjanlar aynı. Hatta birazcık daha da artırıldı. Dolayısıyla kontenjanlar artırıldığı için muhtemelen bu sene giren öğrenciler çok şanslı kime göre geçen senekilere göre. Geçen sene zaten giren de çoktu ama bu sene giren az ama kontenjanlar arttırıldı. Dolayısıyla kontenjanların fazla olmasından dolayı 2021 LGS için çok çok önemli olumlu bir gelişme. Üçüncüsü arkadaşlar önemli bir gelişme daha. Uzun soru sorulmayacak dedi Milli Eğitim Uzun soru az diyeyim ben. Yok dedi ama ben az diyorum. Niye? Çok okuyan yine kazanacağı. Ee, çok soru çözen avantajlı olacağı ama böyle çok uzun paragraf soruları bu sene sormayacağız dedi Milletin Bakanlığı. Dolayısıyla uzun soru az da sizin için bir avantaj. Neden avantaj? Esasında Hocam zor soru çıksın dersiniz. Uzun sorun avantajı olması şundan dolayı güzel bir şey. Mesela diyelim ki siz şu anda uzun sorular çözüyorsunuz. LGS'de biz tabii yeni LGS'ye uygun sorular da hazırladık ama diyelim ki şöyle sorular çözdünüz. Türkçe'de açalım mesela şöyle uzun bir soru açalım. Böyle sorular çözdünüz ve sınavda da böyle değil de şöyle bir soru çıktı. Bu sizin zararınıza değil ki sizin beyniniz zaten uzun çözmeye alıştığı için sınava gelince oh dersiniz. Zaten sınavda bir gerçek sıcaklık hissedilen sıcaklık vardır diyorduk ya. Hani sınavda size şu kadarcık soru Zor gelebilir uzun gelebilir demiştik ya bu yüzden sizin şu anda çözdüğünüz bizim denemelerimizde doz denemelerinde LGS motivasyonda hedefim derecede geri sayımda çözdüğünüz biraz daha uzun olan sorular sizi çok iyi hazırlanmanız sağladı. Şu anda siz gerçek sınava girdiğinizde yani sözel ve sayısal bölüm geldiğinde Milliyetin Bakanı dediği gibi eğer uzun sorular çıkmazsa çok daha rahat yapacaksınız. Bu da dolayısıyla çok güzel bir artı. İkinci artımız bu. Gördüğünüz gibi birinci artımız kontenjanların artırılmasıydı. Bu rahatlıkla girin ya. Ben geçen senekilerden daha şanslıyım. İkincisi de uzun soru az olacak. Uzun soru eğer çıkarsa zaten siz ona hazırsınız. Yani geçen seneki gibi şöyle <laughs> bu tarz uzun sorular veyahut da şöyle göstermek istiyorum izin verirseniz. Şu tarz uzun sorular çıkarsa zaten bir sıkıntı yok ki. Siz zaten buna benzer sorular çözdünüz. Kısa olursa zaten çok rahat yapacaksınız. Eğer ...birazcık böyle uzun gibi gelirse sınavdan dolayı... ...onlara da zaten hazırlıklı olduğumuz için... ...mükemmel bir sınav geçecek diyebiliriz arkadaşlar. İki, üçüncü artıyı da söylüyorum. Çalışanlar mutlaka kazanacak dedi Milli Eğitim Bakanı. Bu ne demek? Zaten gerçek hayatta da böyledir. Disiplinli bir öğrenci, gayretli bir öğrenci... ...mutlaka mutlaka yaptığı çalışmaların, gayretin sonucunu alır. Nasıl alır? LGS'ye girer. LGS belki yanlışları çıkar. Tercih döneminde gayret gösterir. Tercihten sonra belli bir okula girer. Ama hala hayallerindeki okul olmasa bile hayallerindeki mesleğe, hayallerindeki üniversiteye, hayallerindeki başarıya mutlaka ulaşır. Dolayısıyla çalışma disiplini kazanmak çok önemli bir şey. Siz bunu bu sene kazandınız. Dolayısıyla ben direkt olarak şu anda bizi izleyen öğrencilerin, geri sayım videolarını izleyen, Tonguç Akademi'yi izleyen, acaba ne olacak diye meraklanan öğrencilerin kazandığını söyleyebilirim. Niye? Çünkü onları çok güzel bir gelecek bekliyor. Bazı arkadaşlar haylazlık yaparken, gezerken, aman LGS neymiş derken siz gayret gösterdiniz, siz çalıştınız, siz emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Hayırlısıyla tevekkül edip sınava girdiğinizde mutlaka mutlaka bunun karşılığını alacaksınız. Ve diyelim ki hayalleriniz lise olmadı. Yani Galatasaray Lisesi istediniz Kabataş oldu. Kabataş istediniz başka bir lise oldu. Hiç önemli değil. Neden? Çünkü siz bu çalışma azizinizle Galatasaray'a girdiğinizde kazanacağınız en iyi üniversitede yine kazanacaksınız. O üniversiteden sonra mezun olduğunuzda gireceğiniz mesleği, yapacağınız başarıyı yine elde edeceksiniz. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Siz en önemli kazanımı yaptınız. Bir kere çalıştınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir siz zaten kazandınız diyorum. Siz çalışarak yani çalışma disiplini elde ederek zaten kazanansınız. Zaten kazandınız. Dolayısıyla 2021 LGS ile alakalı ha şunu sorabiliriz. Hocam matematik Boş konuşuyorsun hocam. Bize matematiği söyle. Matematikten zaten korkuyoruz diyebilirsiniz. Matematikte de seçicilik olacak. O da tabii ki çalışanla çalışmayan belli olması için olacak. Ama tabii ki moral bozucu. Buna aman Allah'ım bu nedir diyen soru olmayacak. Fakat ben yine de şunu size söylüyorum. Bu her zaman öğrencilere söylediğim bir şeydir. Her sene Sınava giren öğrenci kendi sınavının bir tık daha zor olduğunu görür. Bir tık daha zor düşünür. Niye? Çünkü sınav anı böyle bir şeydir. Sınav anında böyle bir insan heyecanlanır. Yani sınav geldiği zaman mesela ben şimdi size bunu versem. 2021 Sözel'le 2020 Sayısalı versem şunu dersiniz. Aa ne kadar güzelmiş hocam ben bunu yapardım dersiniz. Ama 2020'de sınava girenlere sorun... Aman Allah'ım ne kadar zordu. Çok zor sordular. Of kuf. Böyle şeyler derler. Sınavdan biraz sonra aslında ben bunu yaparmışım. Bu da yapılabilirmiş gibi cümleler dile getirirler. Dolayısıyla sınav anında bazen sorular gerçekten tahmin ettiğimizden zor gelebiliyor. Ama biz bunu nasıl yeniyorduk? Turlama taktiğiyle. Küçük bir yuvarlak atıyorduk dönüşte bakıyorduk. Yani sonra bakarım ben sana diyorduk. Böylece sınavın moralimizi bozmasına izin vermiyorduk. Sınav aynı zamanda bir psikoloji. Dolayısıyla 2021 LGS bence en güzel LGS'lerden biri olacak sizler için. Niye? Çünkü çalıştınız. Çünkü kontenjanlar artırıldı. Çünkü gayretinizin sonucunu alacaksınız. Şimdi burada günün yorumuna geçmek istiyorum daha fazla uzatmamak için. Günün okulunu, günün kaynağını falan hepsini devre dışı bırakıyorum. Son günlerde İngilizceyi nasıl bitirebilirim demiş. Son günlerde arkadaşlar eksik kelime kalmamalı. Mutlaka mutlaka öğrenmeniz gereken kelimeleri hemen öğrenin. Eksik kelime kalmamalı. Mutlaka ezberlemeniz gereken yani İngilizce'de ünitelerimiz neydi hatırlayalım. İşte friendship, On the phone, tea life, in the kitchen, the internet, tur neyse ne. Burada öğrenmeniz, bu canlı yayınımızı bir söylemiş hatta geri sayımlarda e, canlı yayınlarımızı izleyin diye. Bu son tekrar canlı yayınlarımızda hangi kelimelerin önemli olduğunu tek tek söyledik. Bu çıkardık, sorular soruları gösterdik. Onu izlediğinizde ve kelime eksiğinizi tamamladığınızda, hocam kelimeleri nasıl ezberleyeceğim? Cebinize kelime kartları yazın ve o kelime kartlarıyla dolaşın. Arada bir test çözdükten sonra, deneme çözdükten sonra dışarı çıktığınızda yemek yerken bakın. Ha şu şuymuş, işte bu buymuş diye işte backup, desteklemek, işte count on, güvenmek. Buna benzer şeyleri bir şekilde de tekrar edeceksiniz. Diğer bir soru matematik hala zor geliyor demiş. Arkadaşlar matematik bakın sınava girdiğinizde sözel bölüm nasıl hepinizin çok çok güzel geçecekse herkes oh be sözel lokum diyecekse sayısal bölümde de her yani akıllı öğrenciler fenden başlıyor. Çünkü hemen moralini bozacak matematik karşısına almıyor. Fenden başladıktan sonra matematikte eğer çok zorlayıcı bir soru gelirse veya iki soru veya üç soru veya dört soru hala zor soru gelirse size matematikte bu sizin kadar çalışmış, sizin kadar gayretli, sizin kadar test çözmüş ve sizin gibi ileride çok başarılı olmak eden her öğrenci için zor gelecek. Yani çok zor gelmeyenler kimler biliyor musunuz? Hocalara zor gelmiyor. Hoca zaten bin tane soru çözmüş. Veya hatta işte Türkiye derisi yapacak çocuğa zor gelmiyor. Ama ha, siz Türkiye derisi yapacaksanız ona bir şey demiyorum. Şimdiden alkışlayalım. Ama hocam ben yani Türkiye'de Türkiye de böyle iyi bir fen lisesi istiyorum, iyi bir Anadolu lisesi istiyorum, iyi bir sosyal bilimler lisesi istiyorum diyorsanız zaten sizin rakibinize de o sorular zor gelecek. Önemli olan rakibiniz o soruyu ağlarken eyvah eyvah derken sen onu yuvarlak için alıp dönüşte bir daha bakabiliyor musun? O sorunun moralini bozmamasına izin veriyor musun? Bu önemli. Sınav stresini yemen önemli. Veyahut da bir daha okuyayım, dikkatli okuyayım. Şurada acaba kaçırdığım bir şey var mı diye biliyorum muyum? O önemli. Yani LGS herkes zor ama siz ne yaptınız? Siz çalışmayı tercih ettiniz. Matematik herkes zor ama siz ne yaptınız? Vazgeçmediniz, gayret gösterdiniz, bir daha çözdünüz, bir daha çözdünüz. işte yok geri sayımdan, geri sayım denemelerinden çözdünüz. Yok işte alt adımda hızlı tekrara baktınız. Başka kaynaklardan çalıştınız. Siz vazgeçmediniz. Aynı şekilde matematikte de karşınıza zor soru geldiği zaman vazgeçmezseniz seçeneklerden, diğer cümlelerden yapabildiğiniz kadarıyla yapabilirseniz inşallah toplamda en yüksek netlere ulaşıp hayalinizdeki liseyi kazanacaksınız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu 6 günde de hiç strese sokmadan kendinizi güzel güzel çalışın. Ardından da inşallah o güzel liselere gidin. Hadi bakalım. İnşallah arkadaşlar.